İyi günler. Sana da iyi günler. Hanımefendi, ineceğiniz yer burası. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağlık ocağı ne tarafta? Bu tarafta. Sağlık ocağı bu tarafta. Bak, bugün daha iyisin değil mi Ayşe? Hı hı. Evet. Şimdi sıra ilacımızda. Doktor bey geldi mi? Sabah erkenden Karacaören'den geldi. Şimdi tekrar yolda. Vallahi ben de nereye gittiğini bilmiyorum artık. Biraz daha su ister misin? Evet. Herkese günaydın. 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 Size iyi bir haberim var. Doktor hanım İstanbul'dan geldiler. Ayla. Merhaba. Ayla. Sen nereden çıktın böyle? Çok şaşırdım. Baktım hiç telefonla olacak gibi değil. Kalktım geldim. Çok iyi yapmışsın. Ayla benim çocukluk arkadaşım. Büyükada'da birlikte büyüdük. Hoş geldiniz doktor hanım. Size Allah gönderdi ne diyelim. Yanımda ilaç ve dezenfektan getirdim. Hemen valizleri açalım ve işe başlayalım. Ben yardımcı olayım size. Hala inanamıyorum. Sen buradasın. Sonra görüşürüz. Şimdi içim çok rahatladı. En azından iki doktorumuz var. Afiyet Teşekkür olsun. Ederim. Sağ ol zahmet. Afiyet olsun. Ayla hala aramadı Şevket. Ne yapsam ben mi arasam acaba? Biraz daha bekleyelim. Daha erken. Belli ki işleri daha yoğun. Tedavinin dışında çok ciddi tedbirler alınması gerekiyor. Açıkçası bu mevzuda endişeliyim. Oralarda bunu nasıl becerecekler? Sen Ayla tedarikli gitti demedin mi? Dedim ama salgının boyutunu bilmiyoruz ki. Ahmet'in anlattığına göre durum ciddi. Benimle tek laf etmedi biliyor musun Şevket? İnsan annesine bir hatır sormaz mı? Bu kadar ağrıma gitti ki. Oğlumla aramdaki mesafe bana çok kötü geliyor. Bu kadar mühim bir salgın yaşanırken bile benimle konuşmak istemedi. Aile aramızda tercüman oldu. Selma. Ne kadar üzüldüğünün farkındayım canım. Düzelir, endişelenme. Şimdi bir de bu salgın çıktı. Ne yapsa? Kalkıp gitsek mi biz de? Düşünmedim değil. Ama burada o kadar hasta var ki. Ailede olmayınca hepsi bana kaldı. Ben gideyim mi peki? Dur bakalım. Bir haber alalım da. Belki her şey kontrol altına alınmıştır. Canın acıdı mı canım? Nasıl? Kramplarınız geçti mi biraz? Hemşire hanım, buraya bir rahatlatıcı yapalım. Hemen doktor hanım. Nasılsınız? İyi misiniz şimdi? Daha iyiyim. Tamam. Şu plasterinizi değiştirelim. Kolay gelsin. Bizim hanımla konuştum da arkadaşını evde misafir edeceğiz. Rahatsız olmasaydınız misafirhanede boş oda yok muydu? Çok var ama orası bir hanım için uygun değil. Biz de daha rahat eder. Çok teşekkür ederim Ziya. Asıl bizim doktor hanıma teşekkür etmemiz lazım. Ta İstanbullardan kalkıp şimdi geldi. Şimdi size bir ağrı kesici evet. Vereceğim daha rahat uyuyun. Hem de hemen. Çok teşekkür ederim doktor hanım. Doktor hanım İstanbul telefonunuz bağlandı. Çok iyi. Yazıcı ve dokumacılara ilaç götürüyoruz. Selam söyle. Tamam. Annemle fikir tiyatrisinde bulunmadan yapamaz. Birlikte çalışıyorlar. Öyle mi? Kaymakam bey, kaymakam bey. Cip hazır. Tamam. Geliyoruz. Buyurun önden geçin. Selma abla. Aile çok merak ettik. Durum nedir? Biraz kontrol altına aldık gibi ama yakın köylerden yeni hastalık haberleri geliyor. Bir hastayı kaybettik. Bir kişinin durumu da çok ağır Selma abla. İlaç durumunuz ne? Bitmek üzere. Çünkü köylere de gönderiyoruz.
Ben bugün en hızlı şekilde tekrar yollarım. Ahmet nasılmış? Aman dikkat etsin, hastalık falan bulaşmasın. Siz iyi misiniz Ayla? Ahmet nasıl? İyiyiz, merak etmeyin. Ahmet köylere ilaç dağıtmak için gitti. Çok dikkatli olun Ayla, tamam mı canım? Sık sık haberleşelim. Tamam, herkese selamlar. Ahmet nasılmış? İyiymiş. Köylere ilaç dağıtmaya gitmiş. Biliyor musun Selma? Oğlumuzla gurur duyuyorum. Açıkçası hemen pes edip geri döner sanıyordu. Şehirli biri için mahrumiyet bölgesinde yaşamak zordur. Ama direndi. Yıllardır Kıbrıs çıktı. Bak şimdi orada yaşayanlar için neler yapıyor. İnsan sever benim oğlum. Ne demiş üstad? Bir insanı sevmekle başlar her şey. Sait Faik. Ne güzel söylemiş. İçerideki hastanın serumunu kontrol ettiniz mi? Şimdi yenisini taktım doktor hanım. Ayla. Hı. Artık biraz dinlenmen lazım. Burada yapılacak bir şey kalmadı zaten. Yeni hasta gelirse burada olmam gerekir. O zaman haber verirler. Bütün kasaba iki adımlık yer zaten. Siz gidip biraz dinlenin doktor hanım. Ters bir vaziyet olursa biz size haber veririz. Tamam. İlacımız da bitti zaten. Selma abla gönderiyor. Ancak yarın elimizde olur. Arkadaşım Ziya seni evinde misafir etmeye karar vermiş. İtiraz hakkım falan da yok. Akşam yemeğinde bizi bekliyorlar. Madem bekliyorlar gidelim o vakit. Hı hı. Hatırlasın.